Evet, yeniden merhaba herkese. Yeni bir gündeme dair programıyla daha karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta üzücü bir olay yaşadık. Tüm Türkiye adeta diken üstündeydi. Halen daha devam ediyor etkileri. Biliyorsunuz Elazığ'da 6.8 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası hayatını kaybedenler var. Çok sayıda yaralımız var. Tabii çok tartışılıyor. Deprem etkileri sadece Elazığ'da kalmadı. Malatya'da da yaşandı. Bir kez daha hem Elazığ'da hem de Malatya'daki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Hani hep sürekli böyle bahsediliyor. Sosyal medyada da çok tartışılıyor. Tabii bu tarz doğal afetlerin konuşulduğu yerde siyaset konuşulmamalı, siyaset yapılmamalı. Doğal afetler üzerinden siyaset yapılmasını tasvip edenlerden değiliz. Toplumda da enteresan bir durum var. Hani Kızılay yardımlarıyla alakalı çok tartışmalar var. Deprem bölgesinde yapılan yardımların Suriyelilere daha fazla aktarıldığı ile ilgili iddialar dolaşıyor. Tabi bunlar Elazığ ve Malatya depreminin gündemi olsun. Bunlar burada bir kalsın. Ama benim asıl böyle dikkat çekmek istediğim başka bir konu var değerli izleyiciler. Sanki sadece bu deprem İstanbul'a hasmış, işte Malatya'ya hasmış, Elazığ'a hasmış ya da ne bileyim İzmir'e hasmış gibi bir tutum ve davranış içerisinde Aydın'da, Aydın'ı yönetenler. Yani aslında biliyorsunuz birinci derece deprem kuşağında Aydın. Ama Aydın'ın olabilecek bir deprem riskine karşı, deprem felaketine karşı hazırlıklı mı, değil mi, neler yapması gerekiyor ya da bugüne kadar neler yapıldı, hani kentsel dönüşümle alakalı yapılmış işler, yapılan yapılar, ortaya çıkan o konutlar sağlam mı, değil mi, kimsenin bunları tartıştığı yok. Hani özellikle kimler tartışmıyor, konunun muhatapları bile tartışmıyor. Muhalefetin bu konuyla alakalı olarak kapak kaldırdığı yok. Bir tane soru önergesi verdikleri yok. Ya tuhaf bir tutum ve davranış içerisindeler. Sanki deprem hani İstanbul'un gerçeği, İzmir'in gerçeği, Ankara'nın gerçeği. Hani Aydın'la böyle bir durumla karşılaşılmayacakmış. Yani bunu yok sayıyorlar adeta. Nedenini anlamak mümkün değil. Zaman zaman böyle yayınlarımızı söylüyoruz. Evet, Aydın'la bir neme lazımcılık söz konusu. Ya boşver işte, bir şekilde olur gider mantığıyla götürüyorlar çalışmaları. Ya tabii insanın aklına geliyor, Allah muhafaza, şimdi ciddi anlamda böyle bir sarsıntıda acaba Aydın nerede toplanacak? Hani AVM'lere mi koşacağız? Atatürk Kent Meydanı'na mı koşacağız? Nereye gideceğiz yani? Okul bahçelerine mi gideceğiz? Parklar bahçelere mi gideceğiz? Yani enteresan. Bunlar açıklanmalı, bunlar konuşulmalı, bunlar gündemimiz olmalı. Bir de öyle de bir durum var ya sosyal medyada. Deprem olduysa da herkes Allah sallanıyoruz diyor. İşte fena sallandık diyor. Sallanıyoruz galiba türünden böyle paylaşımlar yapanlar var. Yani deprem sırasında bu paylaşım yapmayı becerebilen arkadaşlar acaba hayatlarını, ailelerini, işte kendi sağlıklarını, kendi canlarını korumak için acaba gerekli tedbirleri alıyorlar mı? İnsan merak ediyor. Tabii bu işin başka bir boyutu toplumsal tarafında. Ama diğer tarafında Aydın'da olası dedim ya, hani bir deprem sırasında yaşanabilecek bir durumda, bu kriz anında neler yapılacak? Hani AFAD bir takım çalışmalar yapıyor. Zaman zaman tatbikatlar gerçekleştiriliyor. Biz de başlıklar atıyoruz işte. Gerçeği aratmayan tatbikat, şöyle oldu, böyle oldu tarzında. Abi tabi bunların, hani bunlar da gerekli, bunlara da ihtiyaç var. Yani bu tür kurumlar bu çalışmaları yapmalı, işte pek çok kez pratik olmalı, ekipler teyakkuz halinde yer almalı, varsa bildikleri bunları uygulamalılar. Ama vatandaşa bunlar sirayet etmeli. İşte yerel yönetimlere büyük görev düşüyor. Peki yerel yönetimler ne yapıyor? Yerel yönetimler bu işe ne kadar hazırlıklı? Bunlarla ilgili toplumu bilgilendirmeyi düşünüyorlar mı? Hani insan bu soruyu sormadan edemiyor. Ya deprem Türkiye'nin gerçeği, Aydın'ın da gerçeği. Aydın çünkü birinci derece deprem kuşağında. Bununla alakalı Aydın Vali, Aydın Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin, AFAD'ın oturup bu konuyla alakalı olarak yani toplumu
ama rahatlatan, ama bilgilendiren minvalde açıklamalar yapmasını ümit ediyoruz. Çünkü hani bunu yok sayamayız. İşte Malatya'da oldu, bizde olmaz diye bir durum yok. Elazığ'da oldu, bizde olmaz diye bir durum yok. Allah muhafaza. Olduğunda, yani en kötü senaryoyu düşünelim. Böyle bir durumda karşı karşıya kaldığımızda peki Aydın'da ne olacak? Aydın'da ne gibi durumlar yaşanacak? Bu senaryoya göre, bu duruma göre aydınlar ne yapar? Vatandaş ne yapar? Kurumlar ne yapar? Yani düşünürken bile insanın inanın tüyleri diken diken oluyor. Umarım yetkililer bu sorunun cevabını hani biliyorlardır ya da düşünüyorlardır. Evet, korona virüsü de gündemde. Malumunuz 1960'lı yıllarda Çin'in Wuhan eyaletinde ilk olarak ortaya çıkıyor bu virüs. Akciğerle ilgili olarak bir rahatsızlık, akciğerle sirayet eden bir rahatsızlık, akut yolunu tıkaması olarak biliniyor. Tabi gerekli eğer tedbirler alınmazsa öldürdüğüne dair bulgular tespit edildi. Tabi koronavirüsüyle Aydın ne alaka diyebilirsiniz şimdi. Çok alaka, çünkü koronavirüsünü ısrarla Aydın gündemine sokmaya çalışanlar var. Ben tabi bunları böyle biraz İşgüzar olarak nitelendiriyorum. İşte sosyal medyada paylaşımlar yapılıyor. Çeşitli yorumlar yazılıyor, çiziliyor. Bize de çok soran var. Yani Aydın'da korona virüsü tespit edilmiş. Doğru mu? Ay Aydın Post falan diye yazanlar var. Değil. Çünkü neden değil? Sağlık İl Müdürlüğü'nün bu konuyla alakalı yaptığı herhangi bir açıklama yok arkadaş. Şimdi böylesine bir şüphe dahi yokken omuz gribinden gitmiş adam acile bunu kalkıp koronavirüsü diye böyle halk arasında kahve muhabbeti yaparcasına yayıp da orada hastanede acil servislerini meşgul etmenin kime ne faydası var? Doğru mu? Gidiyorsun hekimin kafasını şişiriyorsun. Hocam böyle böyle koronavirüsü varmış, doğru mu ilçemizde? Değil kardeşim, yani gereksiz yere muhabbet çıkartıyorlar. Biraz da saçmalanıyor. Artnet'i görüyorum yani bunları. Tabi koronavirüsüyle Aydın'ı böyle bağdaştırmaya çalışmak, Aydın'da insanları sürekli olarak böyle kaygı verici, endişe verici bir ortama sürüklemenin hani kimlere ne gibi çıkar sağladığını merak ediyorum ben, ama yani saçmalıktan öte hiçbir şey değil. Yani ne alaka kardeşim? Kendi kendinize uyduruyorsunuz böyle. Yani kafanıza göre element uydurmanın kimseye bir faydası yok. Yani uğraşmayın halkın sağlığıyla, mağlığıyla. Bırakın. Yani bu işin doktoru var, uzmanları var. Sağlık Bakanlığı her gün açıklamalar yayınlıyor. Yani kendi kendinize öyle sosyal medyadan bir şey uyduracağım, bir şey söyleyeceğim ve onun peşine de insanları takacağım. İnsanlar da buna aldanıp tamam mı, çok yorum alacağım, işte çok beğeni alacağım falan türünden hareketlerin falan içerisine girmenin kimseye faydası yok. Hani bunu da burada yeri gelmişken hatırlatayım. Hakikaten bu anlamda gelen bilgilerden böyle telefonlardan ya inanın sıtkım sıyrıldı. Hani çok soruyorlar. Ya ne gerek var insanları kaygılanan? Otur kardeşim evinde ailenle. İşte parka git, gez, dolaş, kitap oku. Ya faydalı bilgiler paylaş ya. Bir şeyler yap en azından. Git birine iyilik yap. İşte git bir yaşlının çantasını falan taşı. Ya nereden aklına geliyor böyle koronavirüs? İşte Aydın'daymış, Kuşadası'ndaymış, Söke'deymiş. Allah muhafaza yani. Ya geçenlerde bir haber gördüm arkadaşlar. Daha doğrusu bir mail geldi ve AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş'ın sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Erbelli köyünün bulunduğu, Erbelli mahallesinin bulunduğu alana bir sinyalizasyon yapıldı. Bu sinyalizasyondan sonra gitmiş orada AK Partili yetkililer, ardından milletvekili falan birlikte abi durmuşlar böyle sinyalizasyonun önünde. Bir pozlar, bir duruşlar. Yani sanırsınız böyle Aydın trafiğinin bütün sorunu çözmüş bir edalarla bir poz veriyorlar. Bunu paylaşmış Sayın Vekil. Hayırlı olsun demiş. Yani oraya yani yetmezmiş gibi yeni bir sinyalizasyon yaparak trafik akışının tekrar orada bypass edeceklerine, tam tersi oradaki trafik yoğunluğunu biraz da artırabilecek bu sinyalizasyondan da yeni bir tane daha dikmişler ve buna hayırlı olsun diyorlar. AK Parti milletvekili orada, AK Partililer orada. Düşünebiliyor musunuz? Aydın'da 456 bin adet araç olduğu ortaya çıktı. TÜİK verileri açıklandı geçtiğimiz hafta. 456 bin araç var. Bu sadece Aydın trafiğine kayıtlı olanlar. Bunun içerisinde Aydın'da yaşayıp da Aydın'daki trafik tescile kayıtlı olmayan araçlar yok 456 bin içerisinde. Onları beraber dahil ederseniz muhtemelen bu rakam bir 600-700 bin civarına falan gelecek. Hem
Kuşadası aksını düşünün, hem de Buharkent aksını düşünün. Bu güzergahın üzerindeki trafik ışıklarının, o sinyalizasyonların trafikteki yarattığı o zaman kaybını, akaryakıt israfını şöyle bir tahayyül ettiğiniz zaman ne demek istediğimizi muhtemelen anlayacaksınız. Bir de abi nedir o? Yani geçiyorsun, sinyalizasyon olduğu alanda geçiyorsun böyle, tamam mı? İşte hani gelin hanım ve damat bey işte tak için sizi şimdi piste beklemek dediler minvalinde. Geçiyorlar böyle nazili bardağı gibi de sıralanmışlar. Orada poz veriyorlar. İşte hayırlı olsun. Artık burada kazalar olmayacak. Ha, ölümlü trafik kazalarını görmek istemiyorsak bunun çözümü oraya ışık koymak mıdır Allah aşkına? Yani Aydın'daki bu trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak niye karayolları bu akslar üzerindeki daldı battıların yapılmasına müsaade etmiyor? Niye bile sormuyor? Niye yani AK Parti milletvekili ve oradaki ekibi kalkıp da sinyalizasyonun bulunduğu alanda poz vereceklerine ya gitseniz arkadaş karayolları bölge müdürünün kapısını bir çalın. Ya burada bak Aydın'da 456.000 araç var. Bu araçların trafikte gayet güvenli bir şekilde seyredebilmesi açısından buradaki yaya güvenliğini oluşturabilmek gerekiyor. Ve bunun için de daldı battılara bizim ihtiyacımız var. Niye demiyorsunuz? Şimdi sinyalizasyon yaptın. Ne oldu abi şimdi o sinyalizasyon yaptığın yerde? Trafik kazası olmayacak mı? Orada olmayacaksa başka yerde olacak. Ya da trafik ışığını geçtikten sonra olacak. Yani bir de o pozlar nedir? Bütün Aydın'ın sorununu ve trafik problemi halletmişçesine verilen pozlar nedir? Gerçekten komedi. Hani zaman zaman böyle basit ama onlar için çok önemliymiş gibi konular oluyor ya. Bunları yayınlarda dile getiriyoruz. Sizlerle paylaşıyoruz. Hakikaten yine komik ötesi bir durum. Koskoca İktidar Partisi'nin temsilcilerine uğraştığı işe bak. Allah rızası için vaktinizi, enerjinizi, çalışmalarınızı lütfen Aydın insanın faydalanabilecek olduğu, hayatının kolaylaşabilecek olduğu, gerçekten doğru işler için kullansanız arkadaş. Çok mu zor? Git, al karayolları bölge müdürüne randevu. Ya kardeşim bize sinyalizasyon lazım değil. Bize daldı battı lazım de. Ve yap, yaptırtır, iştah gör. Daldı battı olmuyorsa çıktı battı yaptır. Bak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, yeni başkan Mansur Yavaş 100 günde 3 tane daldı battı bitirmiş. Var mı bunun ötesi ya? Yani biz şöyle yıllardır hala da konuşuyoruz. O mu yapacak, bu mu yapacak? O izin vermedi, bu izin almadı. Çünkü bu daha önce gündeme geldi seçimlerde. Aydın Büyükşehir Belediyesi izin istemiş, karayolları demiş ki hayır efendim yapamazsın, ben yapacağım demiş. Yap o zaman arkadaş, sen niye yapmıyorsun? Yap, sinyalizasyonla trafik sorununun da aşıldığını ilk defa böyle tanık olduk. Ve hani sosyal medyada da bunu da bir maharetmiş gibi paylaşmaları gündemimizden kaçmadı. Yani garip ya, hakikaten çok garip.